Arkadaşlar merhabalar, bu videomda özel üçgenler konusunda kazanım odaklı sorular kısmındaki 7. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız ikizkenar üçgenin özellikleri arkadaşlar. Ya çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz ama her ihtimale karşı her kitapta oluyor. Uzun zamandır çıkmıyor ama yine de bilmenizde fayda var. Öncelikle bunlar nelerdir? İkizkenar üçgende eşit kenarlara ait işte yardımcı elemanların hepsi. Yani yardımcı elemanlar kendi aralarında söylediğim şey. Mesela yükseklikler birbirine eşittir. Kendi aralarında ayırdıkları yerler de eşittir. Aynı şey açı ortaylar içinde geçerli. Aynı şey kenar ortaylar içinde geçerli arkadaşlar. Mesela burada yüksek çizilmiş, yükseklik çizilmiş. Bunlar birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler birbirine eşit. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yerle bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer ya da taban açılarına kadar ayırdıkları yerler yine kendi aralarında birbirine eşit. Aynı şey bu açı ortay içinde geçerli. Kenar ortay içinde geçerli. Sonra ikizkenarda tabandan bir noktanla paraleller çizildiğinde de bu paraleller toplamı bir kenara eşit demiş. Ben bunu ispat yöntemiyle yapıyorum. Biraz sonra sorularda da görürsünüz. Yani bunu özellik olarak algılamanıza bence gerek yok. Sorularda beraber çözerken anlayacaksınız. Zaten sonra bu kitaplarda da karşımıza çıkıyor. Bilmenizde fayda var arkadaşlar. İkizkenarda eşit kenara ait bu ikizkenar üçgende eşitken tabanda bir nokta alınıp da kollara bir dikmeler çizildiğinde bu dikmelerin toplamı bir yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Ama tepeden çizilen yükseklik değil. Kola ait yüksekliğe, ya buradan çizilen yükseklik ya da buradan çizilen yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Tamam. Evet, özellikleri bunlar arkadaşlar. İkizkenarın şimdi biz ne yapıyoruz? Sorulara başlıyoruz bakalım. Birinci sorumuz. Birinci sorumuz ne diyor? ABC ikizkenar üçgen. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Hocam kola bir yükseklik, kola bir yükseklik çizilmiş. Bu yükseklikler birbirine eşit. Ve 2'ye 6 ayırmışsa burası da 2'ye 6 mı olacak arkadaşlar? Evet. Sonra bizden BC isteniyor. Arkadaşlar şuradakinde bir Pisagor bağıntısı yapıp şurayı bulabilirim. Artık bulalım isterseniz. Hocam şuraya A diyecek olursak A kare eşittir 6'nın karesi eksi 2'nin karesinden kaç? 36'dan 4 çıktı. 32 geldi. A kare 32 ise A böyle dursun. Sonra buraya X diyecek olursak burada da bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak X'in karesi de A kare artı 8'in karesi değil midir arkadaşlar? Evet. A kare 32'di zaten. X kare buradan 32 artı 64'den kaç geliyor arkadaşım topladığımız an? 96 geldi. X de buradan kök 96. Kök 96 dediğimiz 16 çarpı 6 dışarıya 4 diye çıkar bu 16. Cevabımız da böylelikle 4 kök 6 çıkar arkadaşlar. Birinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik 2'ye. İkinci soruda da neler verilmiş? AB ile BD birbirine eşit verilmiş. AB ile BD. Hocam şu parça ile şu parça birbirine eşit verilmiş. Bak bir yükseklik çizilmişse kola ve şekilde dengesizlik varsa lütfen diğer yüksekliği de siz çizin. Çünkü yükseklikler birbirine eşitti. Yalnız kollara tabana ait yükseklik değil. Kola yükseklik çizin. Diğer kolada siz bir yükseklik çizin. Bu yükseklikler birbirine eşittir. Yani burası da x'tir. Hocam bu yükseklik taban açısına kadar bak tepe açısı burası. Dikkat edin arkadaşlar. Tepe açısı burası. Taban açıları da bunlar. Şu taban açısına kadar bu yükseklik taban açısına kadar 5 ayırmışsa bu yükseklik de taban açısına kadar 5 ayıracaktır. Olay bitti. Niye? Şurada bir Pisagor bağıntısı var. Şu uzunluk kaç? 12. 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15'ten cevabı 9 diye buluruz arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? İkinci sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 3'e. Arkadaşlar tabandan bir nokta alınmış. Kollara çizilen paraleller toplamı neye eşittir? Bir kenara eşittir diye kural var. Ama ben ispatıyla yaptığımızı size söylemiştim. Şimdi size ne demiş? Hocam şununla şunu birbirine paralel vermiş. Bununla da bunu birbirine paralel vermiş. Aa hocam şunlar paralel, bunlar da paralel. Şurada ne çıktı? Bir paralel kenar mı çıktı? Evet hocam bir paralel kenar çıktı. O zaman ben buraya bir A hocam ya da şuraya bir X diyecek olursam, buraya bir Y diyecek olursam paralel kenardan dolayı X'e X, Y ise Y'yi yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. Aslında hiç öyle demeyelim aslında arkadaşlar. X, X, Y, Y demeyelim. Bu uzunlukları zaten bize vermiş. Bu uzunlukları direkt söyleyelim arkadaşlar. DF'yi kaç vermiş? 8 eksi x. O zaman yukarısı da 8 eksi x'tir. Sonra EF'yi de 14 eksi x vermiş. 14 artı x vermiş. O zaman burası da 14 artı x olur. Takıldık kaldık. Ne yapıyoruz? İkizkenar üçgen sorularında takıldıysanız yükseklikle ya da Pisagor bağıntısından sonuca ulaşamıyorsanız ne yapıyorsanız onu yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Açıya dalacaksınız. Hocam açıya dalalım o zaman. Şurası nokta açısıysa burası da nokta açısı değil midir ikizkenarlıktan? Evet. Aa hocam paralel yöndeşikten nokta açısı oldu. Ya da şunlar paralel yöndeşikten nokta açısı oldu. Bak x kenar çıktı burada. 8 eksi x ise burası 8 eksi x. Hocam aynı şekilde x kenar 14 artı x ise burası da 14 artı x yaptı. Dikkat et burası kaç yaptı? 22. Hatta burası da kaç yaptı? 22 yaptı.
Bizden AB artı BC isteniyor. Yani 22 artı AB artı AC isteniyor. 22 artı 22'den cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 44 oldu. Üçüncü soru böylelikle Akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Aynısının laciverti arkadaşlar. Şuraya bir x diyelim, buraya bir y diyelim. Dediğim gibi x artı y bir kenara eşit diyebilirsiniz ama adam sana şununla şunu paralel vermiş. Hocam şununla da şu birbirine paralel. O zaman içeride şurada bir paralel kenar mı çıktı karşımıza? Evet hocam. Bu paralel kenara bakacak olursak x ise x karşı taraf, y ise y karşı taraf. Sıkıştık açılara dal, noktaysa nokta. E hocam x kenarlıktan nokta nokta. Noktaysa yönünde eşitten burası da nokta. X kenar çıktı, x ise x. X kenar çıktı, y ise y. Paralel kenarın çevresi nedir diye soruluyor bize. Ha, şurada oluşan paralel kenarın çevresi. EB artı da DC'ye 15 vermiş. Hiç bu x'leri de yazmamıza gerek yoktu zaten. Direkt x artı y 15 ise x artı y eşittir 15'miş. Bizden ne isteniyor? Çevre, paralel kenarın çevresi isteniyor. O da 2x artı 2y'dir. Yani direkt cevap kaç çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Şu kenarları sormuş olsaydı evet işlem yapabilirdik arkadaşlar. İspat yöntemini soruda kullanmış burada. Dördüncü soru Balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. ABC x-kenar üçgen demiş. Hocam bu bir x-kenar üçgen. Bakın dikkat ederseniz tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşitti. Değil mi? Evet. GC'yi kaç vermiş? GC. Hocam şurayı 5 vermiş. Sonra DF'yi de 5 vermiş. Hocam burası da 5. Eyvallah. ED'yi de 7 vermiş. Aa hocam şu ikisinin toplamı bir yüksekliğe eşitti. Yani şu yüksekliğin senin kaç yaptı? 7, 5, 5, 7 daha 12 mi yaptı arkadaşım? 5, 7 daha 12 yaptı. E hocam şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı karşımıza? Çıktı. Bizden ne isteniyor? BC. Arkadaşım 5, 12 ise buradaki uzunluk kaç çıkacaktır? 13 çıkacaktır. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu arkadaşlar. 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet. ABC x-kenar üçgen demiş. Sonra AB ile BC'ye eşit vermiş. Bak 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 bak. Şununla şuna eşit vermiş. Hocam x-kenarda tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bir tane kola ait yüksekliğe eşit. Bak tepeden çizilen yükseklik değil bu. Dikkat. Yani ED'yi sana x eksi 3 vermiş. EF'yi sana 2x eksi artı 7 vermiş. Hocam burada ne var? AG'de 2x artı 20. Hocam şu ikisinin toplamı yani 2x artı 7 ile x eksi 3'ün toplamı 2x artı 20 mi yapmalı arkadaşlar? Evet. E buradan ne geldi? 2x'ler gitti. X burada yalnız kalsın. Burası 4 kaldı burada. 7 eksi 3'ten 4 de öbür tarafa atınca 20 eksi 4'ten 16'ya eşit oldu. Evet. 16 oldu arkadaşlar x uzunluğu. EF. Evet bu 16 ise EF uzunluğu kaç yaptı arkadaşlar? 32 artı 7'den 39 çıktı arkadaşım. EF bölü ED. ED de arkadaşlar x yerine 16 koyunca 16 eksi 3'ten burası da kaç çıktı? 13 çıktı. Bizden EF bölü ED isteniyor. 39 bölü 13'ten cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Yani 6. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik 7. soruya. Evet 7. soruda ABC bir x kenar üçgen. Nereleri x kenar? AC ile CB birbirine eşitmiş. AC ile CB birbirine eşit. Hocam ikiz kenar. Hocam burası 13 ise o zaman buradaki uzunluk da nedir arkadaşlar? 13 birim olarak yazdık. Sonra AB ile AD birbirine eşit. AB ile AD birbirine eşit. Bak dikkat et. Dikkat et. Dikkat etmeye devam et. Çok ilginç. AB ile AD birbirine eşit. AB ile AD. Heh, tamam şimdi dikkat et. Hocam şuradaki kenarla şuradaki kenar birbirine eşit. Hocam ikiz kenar taban yok ki tabana ait yükseklik çizeyim ama burada büyük üçgene bakacak olursanız hocam büyük üçgende kola bir yükseklik çizilmiş. O zaman ne yapacaksın? Diğer kolada sen bir yükseklik çizeceksin. Bu çizilen dikmeler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyordu. Hocam bu yükseklik bak taban açısına kadar. Taban açısı burası. Burada da taban açısı burası. Bu yükseklik taban açısına kadar 3 ayırmışsa bu yükseklik de taban açısına kadar 3 ayıracaktır. Hocam buraya da ne kaldı o zaman arkadaşım? Buraya da 11'in mi kaldı? Evet. A ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için ne oldu burada? Tabanı iki eşit parçaya böldü. 3 ise burası da 3'tür. Hocam bunun tamamı 10'du. Yani 3 artı x eşittir 10 ise x'i de buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 7. soruda Denizli çıktı. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Değil mi? Evet 7. bölüm testlerini de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.